Toros Tarım, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Temsilcisi Günebakan Tarım, 0392 444 37 35. Mesarya'dan esen her rüzgarda, buğday başaklarının renginde, güzel yurttaki portakalda, Karpaz'ın bakir doğasında, her traktörün sesinde birlikte nefes aldık. Bu topraklar, bu gökyüzü tam 59 yıldır bizimle var oldu. Biz Kıbrıs Türk halkından aldığımız ilhamla, çocuklarımız ve gençlerimizin verdiği umut ve heyecanla 59 yıldır her evin bir parçası olduk. Aldığımız her nefeste dayanışma ruhunu, beraberliği ve kooperatif bilincini yaşadık. Kolay değildir ailenizin parçası gibi sahiplenilebilmek, bir bankaya sıkı sıkıya inanmak ve emeği, birikimleri emanet etmek, dar günlerin dostu bilinmek kolay değildir. Biz bunu başardık ve halkımızla birlikte var olduk. Coop Bank olarak bıkmadan, yorulmadan tam 59 yıldır hızlı ve etkin bankacılık çözümlerimiz, yarattığımız katma değer, spora, sanata, eğitime verdiğimiz destekle her yeni güne merhaba dedik. Biz daha güçlü yarınlar için halkımızdan aldığımız destekle yol aldık hep. Teşekkürler Kuzey Kıbrıs. Kuzey Kıbrıs'ın lider bankası Coop Bank 59 yaşında. Coop Bank çiftçinin sesini sunar. İyi akşamlar sevgili Çiftçinin Sesi konukları ve Çiftçinin Sesini radyo kanalı aracılığıyla dinleyen sevgili üreticiler ve vatandaşlarımız. Her haftaki sloganımızı iki haftadır bertaraf etmek zorunda kaldık. Bunun da tek bir sebebi vardır. Ülkedeki tarım politikaları. Her haftaki sloganımız şu şekildeydi. Her hafta yeni bir konukla ve yeni konularla birlikte olmak misyonumuzdur ancak tabii ki tarımın sıkıntıları devam ederken yeni bir konuk ve yeni bir konuyla programımızı açmak bize üreticilere yakışık bir durum değildir. Bu haftaki konuğumuz Kıbrıs Türk Narenciye Üreticiler Birliği Başkanı Sayın Ali Alioğlu. Yakından tanırsınız. Tanışma merasimine hiç girmeyeceğim, girmek istemiyorum. Sizleri hem üreticiye yakından tanır, hem vatandaşları yakından tanır, hem de açıkçası bizi yönetenler çok daha da yakından tanır. Sayın Başkan, şuradan başlamak isterim. Geçen hafta tam da Tarım Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü akşam bir mesaj olsun diye Doğancı'dan bir hareket başlattınız. Bu hareketin temel sebebi de aslında Narenciye'deki ürün bedelleriyle ilgili hükümetin üzerine düşmesi, gerçek anlamda katma değerin hesaplanarak ürün bedellerinin Siproex'in bir emniyet valide olarak hesaplanıp ortaya konmasıyla ilgiliydi. Oradan başlayıp konu başlıklarımızı daha da açarak ilerlemek isterim Sayın Başkan. Buyurun, tekrardan hoş geldiniz.
Doğancı'dan başlayalım. Ürün bedellerinden ve devam edelim. Evet, öncelikle Mehmet'i sizlere ve Kanal T ailesine teşekkür edelim. Programa başlamadan, sözlerime başlamadan önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Tufan Erürman'a geçirmiş olduğu rahatsızlıktan dolayı geçmiş olsun dileklerimizi iletmek de bir borcumuzdur. İnşallah Allah şifalar versin. İnşallah tekrar eski sağlığına kavuşup görevini ifa etmeye devam eder. Çünkü bu ülkede elbette ki hükümetin başı olmazsa olmazıdır. Neden bu konuda da başlamak istedim? Çünkü biliyorsunuz özellikle hasata gireceğimiz bu günler içerisinde narenciye sektörünün sorunları ve problemleri maalesef en üst seviyeye çıkmaya başlayan bir döneme giriyoruz. Her yıl olduğu gibi yine 2018-19 yılında yine bu sorunlarla karşı karşıyayız. Birçok sorunların, etkenlerin, ülkede yaşanan krizlerin, üreticinin üretim yapma noktasındaki borçlanıp bu tarım sektörünü ayakta tutabilmenin gayretini gösteren 30 bine yakın, %70'inin bu sektörden geçindiğini düşünecek olursak, tüm bölgeye, özellikle Güzelyurt bölgesine ve ülkemize de büyük katma değer sağladığını her platformda zaten açıkladık, açıklamaya da devam edeceğiz. Şimdi tabii ki geçen haftalarda özellikle ürün yelpazemizde yıllar içerisinde değişkenlikler yaşadık. Biliyorsunuz narenciye ürün yelpazesiyle geniş bir sektördür ve siz yurt dışındaki ihracatçıyı ve tüccarı bu ülkeye çekip cezbedebilmeniz için bu yelpazeye ihtiyacınız vardır. Kısacası tek bir ürün çeşidiyle bu ürünü ihraç etme noktasında sıkıntılar yaşarsınız. Ve dünyada zaten gelişmiş devletlerde de bu böyle olmuştur. Ürün yelpazesiyle ayakta durmaya çalışan bir sektör. Ve her geçen günde dünyada ivmesi artmaya çalışan ama maalesef bizim ülkemizdeki idareciler ki bunlar hükümet kanadı olsun narenciyenin her geçen gün hükmünü yitirdiği olumsuz bir tablo üreticilere ve üretici birliklerine çizmelerine rağmen şu an itibariyle 120 milyon tonun üzerinde bir dünya rekoltesi olarak beklenilmektedir. Unutulmaması gereken bir şey vardır ki bugün dünyada eğer meyve suları olacaksa bu narencinin de olmazsa olmazı demektir. Ve C vitamini lifleriyle ünlü kansere ve birçok hastalıklara da karşı büyük bir tetikleyici bir unsur olduğunu da buradan söylemekte fayda vardır. Şimdi bu olumlu yanlarını anlattıktan sonra biliyorsunuz yıllar itibariyle değişkenlik gösteren bu narenciye özellikle son 15 yılını Kikmandora mandalin çeşidi dediğimiz bir türe, bir cinse çevirdi. Özellikle bu ürünün Türkiye iş piyasası ve Rus ve Ukrayna piyasalarıyla desteklenen ve o bölgelere ihraç edilen bir ürün ve piyasa değeri de pahalı bir ürün. Her geçen sene de fiyatı artarak özellikle dünya piyasalarında yer bularak satışı olan bir ürün. Maalesef bizim ülkemizde bu fiyatların her geçen sene yükselmesi gerektiği inancında olmamıza rağmen olumsuz tablolar çizilerek ihracatçının ve devlet erkanının uhdesinde bulunan Siprovex'in de aktif rol üstlenmesi gerekirken bu piyasada ve rekabeti dengelemesi gerekirken maalesef pasivize olması özellikle de fiyat açıklamasında istikrarsız hareket etmesi ve üretici birlikleriyle bu konuda temas halinde olmaması ve bakanlıkların da bu konuda duyarsız kalması işte bugün yaşadığımız en büyük krizin sonucunu ortaya çıkarmıştır. Tabii ki ihracatçı her zaman kazanmayı düşünen, kazan kazan politikasıyla hareket etmeye çalışan bir durumda ve fiyatlarının ve maliyetlerinin yüksek oluşundan bahsederek maalesef üreticinin ürün fiyatının da her geçen gün, her geçen sene fiyatlarının düşmesine neden olmaktadır. Sayın Başkan, burada bir virgül koymak isterim. Evet. Kendimce araştırdığımda narenciye pazarına baktığım zaman hem kendim bir narenciye üreticisi olarak hem de tarımın içinde biri olarak baktığım zaman narenciye pazarına baktığım zaman bugün tam da narenciyenin fiyatla gitmesi gereken bir
konjonktür vardır. Evet. Bunun en başında ne gelirdir? Bunun en başında havaların Kuzey Kıbrıs'ta erkenciliğimizden dolayı bizim havaların burada ılık gitmesi, Türkiye'de örneğin don olaylarının başlaması, bu bizim ürünümüzün katma değerini artırır niteliktedir. Tabii ki narenciye dolar üzerinden pazarlandığı için o dolar farkının da narenciye ürünlerine etkileşimi gerçekleşmesi gerekir ki normal fiyatına satılabilsin. Ancak bugün görüyoruz, sizin az önce bahsettiğiniz gibi tüccarın temel mantığı şu şekildedir. Ben daha ucuz alayım, satacağım fiyata da kimse müdahil olmasın. Evet. Bizim bunu önlememizin bir takım yolları vardır. Bana göre bugün Siproex'i biz eğer Tarım Bakanlığı bünyesinde alıp Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'na veriyorsak, benim mantığım da şu yatır, ihracat teşvik primlerinde oradan Tarım Bakanlığı bütçesinde alıp Ekonomi ve Enerji'ye vermemiz gerekir. Tarım Bakanlığı bütçesinde olan doğrudan gelir desteği ve o yönde ayrılan bütün kalemlerin de üreticiye bu aradaki farkı, fiyat farkını kapatmak amaçlı kullandırılması gerektiği inancından bir genç üretici olarak. Evet. Aksi takdirde yol alınabileceğini düşünemiyorum. Tabii 2019 bütçesi geçti. Bu söylediklerimiz sadece söylem olarak kaldı. Ne yazık ki. Çünkü tüm kalemler hazırlandı. Bakanlıkların bütçesi o yönde yerleştirildi. Ancak bu yeni dönemde kalemler arasında bu düzeltilme yapılabilir mi? Belki de yapılabilir diye düşünüyorum. Yani o aradaki fiyat farkını hükümet ortaya koyacağı bir istikrarlı tavırla üreticiye bir teşvik primi ya da farklı bir model uygulayarak da önce bunu gerçekleştirdi. Evet. Üreticinin mağduriyeti ortadan kaldırılabilir diye düşünüyorum Sayın Başkan. Evet, bunlara tabii ki katkı koymamak elde değil. Bunları kullandığım bu cümleler belki de eksik de olabilir Ahmet, ama maalesef biz öyle bir yapıyla karşı karşıyayız ki hükümet edenler bizim önümüze büyük bir duvar örmüşlerdir. Hiçbir konuda, hiçbir kalemde bizimle görüşme noktasında bir masa etrafında oturup da bir fikir teatisi yapma, fikir alışverişinde bulunma gibi bir düşüncelere de sahip değildir. Ama biz tabii ki Kıbrıs Türk Narenciye Üreticiler Birliği olarak, yani 1976'dan kurulduğundan beri bilirkişi uzman kadrolarımızla bizler de bu bütçeye katkı koyabilecek noktada çalışmalarımızın da olduğunu defa anlatmamıza rağmen sanki de yani biz bakanlığa yanlış rakamlar söyleyecekmişiz gibi veyahut da çok fazla şeyler talep edecekmişiz gibi bir öngörü ve bir tabuyla karşı karşıyayız. Nitekim demin de bahsettiğiniz gibi programın başında üreticilerimiz bu konuda rahatsız olduğundan dolayı özellikle Narenciye'de bizim lokomotif sektörümüz Valencia. En yüksek oranda rekolteye sahip olan ve ondan sonra da King Mandalin dediğimiz bu mandalin çeşidi 26 bin tonla sırasıyla gelmektedir. Ama son 7-8 sene vardır ki King Mandalin'den elde edilen kazançlarla üretici Narenciye bahçesini idame ettirmeye çalışıyor. Yani bu da bize şunu gösteriyor ki biz diğer Narenciye türlerinden bir şey kazanmıyoruz. Ve herhalde birilerinin gözüne batmış oluyor ki bu King Mandalin de çok yüksek fiyatlara gidiyor. Biz bunları da engelleyelim. Bir algı operasyonu yaratıldı. Ve 5-6 ay öncesinden sanki de bu senaryolar birileri tarafından hazırlandı ve Ekim-Kasım aylarında satışının çoğalmaya başlayacağı bu dönemlerde King Mandalin'le ilgili oynanan ve planlanan senaryoların gün yüzüne çıktığını gördük. Ve Doğancı köyümüzde özellikle King Mandora'nın yoğunlukta olduğu Doğancı köyü, Yeşilyurt ve Bağlıköy, Cengizköy gibi yörelerimizde o bölgede genişletilmiş bir kitle toplantısı gerçekleştirdik. Orada biz maliyetleri ortaya koyduk. İlk toplantımızı Siproex yetkilileriyle Siproex kurumunda gerçekleştirdik. Oradan çıkan olumsuzlukları anlatmaya çalıştık. Bize Siproex'teki verilen veriler şu yöndeydi. Biz Mandura'nın hükmünün yitirildiği, piyasalarda sıkışıklığın, krizlerin var olduğunu, kooperatifçilik oluşsaydı siz bu ürünü satardınız nasihatleriyle bu ürünün nasıl kaldırılacağıyla ilgili konuşmaların gerçekleşmesi bizleri üzmüştür. Çünkü biz oraya giderken beklentimiz şu anlamdaydı Ahmet.
Narince'deki ürünlerin fiyatlarının belirlenmesi ve ihracatta pazarlama noktasında ne kadar ürün yelpazesinin satıldığıyla ilgili bir beklenti vardı. Maalesef bunlar gözlemlenmedi. İlkokul çocuğunu azarlar gibi konuşmaların geçmesi, zaten gergin bir ortamda oradan ayrıldık. Ve bizden sonra da ihracatçıların toplantısını yine Siprovex'te olduğunu öğrenince de esefle kınamak zorunda kaldık. Çünkü bugün Siprovex bir tüccar, devletin uhdesinde bir kurum. Siz eğer Tarım Bakanı'nın müsteşarı böyle bir toplantıyı gerçekleştirecekseniz Tarım Bakanlığı'nda gerçekleştirin, Siprovex'te değil. Biz oradan ayrılırken bize soru işaretleri bırakmayın. Yani sanki de bizden sonra ihracatçıyla oturup anlaşılacak ve bir fiyat şekillenecek noktasında. Biz maliyetlerin ortaya çıkmasını istedik. Gerek Kik Mandalin'in, gerekse de Kik Mandalin'den sonra lokomotif olan Valencia ürününün konsantredeki maliyetini talep ettik. Sayın Başkan, burada bir nokta koymak isterim. Çok iyi hatırlarım ben o günü, Tarım Bakanı'nın bütçesinin görüşüldüğü gün siz Doğancı'da bir kitle toplantısı gerçekleştirdiniz. Onun akabine hemen ertesi güne sosyal medyadan ben bir haber okudum. İşte Rusya Türkiye'ye bu kadar ambargo koydu Narenciye'de diye. Ben bir genç olarak onu sorgularım. Yani bazı olaylara şüpheci yaklaşmayı severim. Gerçekçi olabildiğini ispatlayabilmek adına. Böyle bir haber gördüm ben. Yani sizin toplantınızın ardına bir mesaj mıydı acaba bu? Bizi yönetenlere veya gerçekten öyle bir şey var mı? Ben açıkçası araştırmadım. Ama kafamda bir soru işareti vardı. Şimdi onu da kısa ve detaylı geçmek istiyorum Sayın Hamdi. Elbette ki biz de Kıbrıs Türk Narenci Öğreticiler Birliği olarak boş durmuyoruz. Elimizden gelen bütün kaynakları da seferber etmeye çalışıyoruz. Evet, bugün Türkiye'nin son mandalin çeşidi Satsuma'nın özellikle Rusya'ya gidişinde ve Akdeniz sineği vurgunundan dolayı gerek çürüme gerek kurtlanmadan dolayı da bu ürünlerin geri döndüğünü ve her tır başına da yüksek rakamlarda cezalar kesildiği görülmüştür. Şimdi oradaki ihracatçı bu zararlarını çıkartmak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki 80 bin tonluk bir rekoltenin, ki Türkiye'ye göre hemen hemen kumsaldaki bir kum tanesi kadar olan bu rekoltenin üretici üzerinden bu masrafların çıkartılması ve zararlarının bu insanlardan kesilmesi bana göre etik değildir. Yoksa ambargo diye bir şey uygulanmamıştır. Sadece etkilenen kesim bu ürünlerin ciddi anlamda pazarlanamamasından kaynaklanmaktadır. Ve nitekim de Akdeniz İhracatçılar Birliği, ki Türkiye'de en büyük bir birliktir, açıklamaları her zaman şu noktada yer aldı. Biz diyor, bizim ihracatçımız diyor, dünya ihracatçılarının içerisinde ikinci ligde, üçüncü ligde oynama pozisyonundayız. Sebebi ise nedir? Bugün bakacak olursanız Türkiye'nin bile gerek Narenciye'de gerekse başka çeşitlerinde yurt dışına ihraç ettiği ürünlerde maalesef Avrupa'ya kapılarımız kapalıdır. Yani Rusya, Orta Doğu, işte Ukrayna gibi ülkelere biz bu ürünlerimizi pazarlama noktasında çemberimiz daraldı. Sebebi nedir? İşte bugün, bu sene yaşanan kurtlanma ve çürüme olayları. Yani bu işler biraz itibar, biraz sorumluluk sahibi istenen bir şeydir. Siz bugün karşı tarafa sorumluluğunuzu ve ciddiyetinizi, öneminizi göstermezseniz Sayın Hamdi, elbette ki o itibarsızlaşmadan dolayı da sizin önünüz kapanır. Şimdi Doğancı'dan çıkan sonuç, oradan aldığımız yani karar demeyeyim de oradan aldığımız algı, telaffuz edilen rakamın o dönemlerde daha resmi olarak açıklanmadan evvel bu rakamın olabilirliğinden uzak bir konumda olduğumuzu ben iletmek istedim. Sebebi de demin bahsettiğiniz, uluslararası piyasalarda bu ürünlerin satışı TL üzerinden değildir. Dolar üzerindendir. Evet. Ve bugün King Mandalin dediğimiz Mandora ürününün uluslararası piyasa değeri 300 dolardır. Ki geçen sene ortalamamız 320 dolarlara kadar yükselmiştir. Biz bunu 300 dolar olarak aldık ve bunun karşılığı da bugün itibariyle dolarla çarpacak olursanız 1600 TL'leri tekabül etmektedir. Biz bugün 300 dolar seviyesinin çok uzağındayız. Ve nitekim ikinci bir toplantıya Siprovex'e gittik. Siprovex'teki ikinci toplantımızda da olumsuz bir sonuç, yani karşılıklı danışıklı dövüş. Onlar bize maliyetlerimizi soruyor, biz onlara soruyoruz ama ortaya da bir nihai sonuç, bir şey çıkmıyor. Oradan çıktıktan sonra olağanüstü bir yönetim kurulu gecenin bir vakti Sayın Başbakanımızı meclisten arayıp bir ertesi günü saat 11.30'da
Başbakanla bir görüşme imkanımız oldu ve orada gerçek rakamlar telaffuz edildi. Nasıl telaffuz edildi? Elbette ki Sayın Başbakanımız Ekonomi ve Enerji Bakanı'nı da orada aldı. Tarım Bakanı ve uhdesindeki ekibi de geldi. Bizler de üretici bölgelerden gelen üretici temsilcileriyle bu toplantıyı gerçekleştirdik. Tabii ki onlar bizi hep demin de programın başında söylediğim gibi yani bizi bu ülkenin sanki de batmasını isteyen sivil toplum örgütleri olarak görüyorlar. Sadece Narıncıyeci değil ama. Genel anlamda, görüyorum. Genel anlamda. Peki biz ne yaptık orada? Elbette ki bizim maliyetlerimiz var Ahmet. Yani ne maliyeti? Bir dönümün yıllık maliyetinin ne kadar olduğunu biz biliyoruz. Bu üreticinin bir yıl boyunca ne kadar cefa çektiğini biliyoruz. Ne kadar sıkıntı çektiğini biliyoruz. Ve orada tabii ki ben fırsat vermeden Sayın Başbakanımız bize o konuşma fırsatını verdi. Ve şöyle de bir konu geçti orada. Ve Sayın Başbakanımız hayretler içerisinde kaldı. Çünkü bizim verilerimizle değil, Tarım Bakanlığı'nın verileriyle ortaya çıkan bir sonuç çıktı. Bunu da buradan kamuoyuna paylaşmak isterim. Çünkü maalesef kapalı kapılar ardında nelerin döndüğü bilinmiyor. Üreticiler de haliyle biraz sonra bu konuyu da tartışacağız. Üç tane narinciye üretici birliklerinin olması, biri sola biri sağa kayması ve kimisi bu açıklanan fiyatın oluruyla ilgili olur kararı vermesi elbette ki üreticiyi kırmıştır, üreticiyi bölmüştür ve hükümetlerin de amaçla o değil mi Sayın Başkanım? Aynen öyle ve hükümetlerin de böl parçala yönet modelinden de zayıflatılması açısından sivil toplum örgütlerinin bu şekilde kalmasını da kabul edilebilir bir noktadadır. Şimdi üretici de buradan gerçekleri öğrensin. Biz orada bakanlık müdürüne şu soruyu sorduk. Yılda bir dönümün maliyeti ne kadardır? Siz elbette ki bakanlık olarak tarım dairesinde bu verileri almışsınızdır. Bizim yaptığımız verileri bırakın. İşte 3300 işte 3400 TL seviyesinde bir dönüm narinciyenin yıllık Sayın Ahmet maliyeti vardır. Peki bizim kaç bin dönüm narinciye bahçemiz vardır? 33 bin. Evet. Ben dedim ki 3000'in kusurunu da bırakıyorum ben size. 90 bin. Ki bizim yaptığımız maliyet 4765 TL'dir. Ve ben bugün Tarım Bakanlığı'nın bütün bilirkişi uzmanları karşıma gelsin. Ben 4765 kalemini tek tek sıralayabilirim. Ama onlar sıralayamaz. Ve bu 3400'ü neye göre belirlediklerini bilmiyorum. Geçtik bunu. 33.000 dönüme 3400'ün kusurunu bıraktım 3000 TL'den 100 milyon TL. Evet. Bakanlık müdürü ve benim ile orada geçen konuşma Başbakanımız izliyor, Tarım Bakanımız, Ekonomi ve Enerji Bakanı da bunları duyuyor. Peki dedim, bu sene sizin öngördüğünüz kümülatif rekolte ne kadardır? Yani orada geçen konuşma nasıl? Geçen senenin mandoranın mı kümülatif rekolte? Siz bugün bir ihracat teşvik priminden bahsediyorsunuz. Evet. Ve bunun dağılımını da siz bakanlık olarak gizli platformlarda Siprovex'in yetkilileriyle Tarım Dairesi Ekonomi Bakanlığı yetkilileriyle oturuyorsunuz ve bir öngörü planlarsınız. 2018-2019'da narinciyenin rekoltesi ne kadardır diye bir öngörünüz var. Ve ona göre de bir teşviki prim hazırlarsınız. Doğru mu? Bir bütçe hazır. Eğer sen bana burada kekelersen ben de sana inanmıyorum demektir. Ve orada çıkan konuşmaların içerisinden 80 bin ton bir rekoltenin beklendiğidir. Peki tekrar ben sordum. Sayın Bakanım, şu an itibariyle King Mandora'ya 1150 TL Siprovex tarafından açıklandı. Önümüzde bir Valencia ürünü vardır ve bu 1150 Valencia'nın sonunu getirecektir. Ve açıklamış olduğumuz 1150'yi de ihracatçı beğenmiştir. Çünkü şu an itibariyle piyasalarda 1150 TL'ye satılmayacaktır. 80 kuruş. Evet. 80 kuruş. Onu da konuşacağız. Peki olası ihtimalleri göz önünde bulundurarak optimist davranıyorum Ahmet Bey. Biz bu 80 bin tonun çeşitlerini 1 TL'ye sattığımızı düşünün. Ve bu 33 bin dönümlük araziyi de bir kişi benim bir üretici, tek başıma bir üretici 33 bin dönüme bakıyorum. 100 milyon TL maliyet veriyorum. 80 bin ton rekolte alıyorum. 1 TL'ye de satarsam 80 milyon alacağım. Peki bana devletten verilen destek ne kadardır? Toplamı 8 milyon. Etti mi 88 milyon?
Dönüp başbakana şu soruyu sorduk. Sayın başbakanım, biz kendi maliyetlerimizi daha ortaya yere koymadık. Tarım Bakanlığı'nın uhdesinde, Ekonomi Bakanı da burada. Belli ki ikisi de onay veriyor. Çünkü bakanlık müdürün cevap veriyor bunlara senin. Doğru mu? Evet. Ben size sorarım. Biz daha bu ürünü satmadan, iyimser de davranarak bir TL'den, biz 12 milyon zararıyla başlayıyorum ben. Söyleyin bunun neresinde adalet vardır? Bizim bu feveranımız, kavgamız boşuna mıdır yani? Ben belki bizi bu hesap kitap olaylarında çağırmış olsaydınız belki 1150'yi biz size bir de söyleyebilirdik, 1500 de söyleyebilirdik. Ama siz bizden bir fikir alışverişinde bulunmadınız. Ben sorarım Sayın Başbakanım iki bakanımıza da. Bu maliyetleri neye göre hesap ettiniz ve neye göre açıklama yaptınız? Sınıfta kaldınız. İki bakanlık da sınıfta kaldı. Şurada başka bir handikap daha çıkar Sayın Başkan ortaya. Konuşmamın başında ifade ettiğim gibi. Siproex Tarım Bakanlığı bünyesinde mi, Ekonomi Enerji Bakanlığı bünyesinde mi? Siproex'te biz maliyetleri hesaplarken Tarım Bakanlığı bünyesinde mi hesaplıyoruz, Ekonomi ve Enerji'de mi hesaplıyoruz? Bu da ayrı bir handikaptır. Yani hükümet kurulurken, dağıtılırken kurumlar, bu da bana göre ayrı bir handikaptır. Sanayi açısından bakarsam ekonomide olması doğrudur. Evet. Ama teşvik primlerini tekrar altını çiziyorum. İhracat teşvik primlerinin ona göre modellenmesi gerekirdi. Elbette ki. Bugün 120 milyon TL sadece üreticinin bir doğrudan gelir desteği vardır. Genel Tarım Bakanlığı bütçesi 158 milyon TL'dir. Evet. Geçen hafta da bunu Sayın Mustafa Naimoğlu'ları konuğumdu. Bunu yine konuşmuştuk. Bir önceki yılın zaten 150 milyon TL'ydi. %33 dövizin artışını, hayat pahalılığını ve enflasyon oranı koymuş olsaydık dahi bütçemize evet. 210 milyon 220 milyon edecekti ve bugün bu feryadınızı ortadan kaldırabilecek bir model uygulanabilirdi. Belirlenen fiyatlar arasındaki farklılığa Sayın Başkan doğru olmamasına rağmen, bakın altını çizerim, doğru olmamasına rağmen, ancak bugün görüyoruz ki geçen hafta da ifade ettim bunu, 2019 yılında tarım sektörünün genelini, sadece narenciyi değil hayvancıyı da, kuru ziraatçısını da, sulu ziraatçısını da, sebzecisini de, hepsini de ciddi bir sıkıntı beklemektedir. Ciddi değil. Bu çok büyük, çok büyük bir sıkıntı. Bu kaçınılmaz bir gerçektir. Evet. Bu kaçınılmaz bir gerçektir. Tabii programın başında şunu da ifade etmeyi isterdim, ancak hızlı bir giriş yapmak istedim. Çünkü çok ciddi sıkıntı vardı. Evet. Dün adamızı ziyaret eden, dün adamıza gelmiş olan Sayın Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Doktor Bekir Pakdemirli'ye de buradan hoş geldiniz diyoruz. Umarım bu yaptığımız program Sayın Bakanımıza da bir şekilde ulaşır ve ülkemizdeki sıkıntıları sadece böyle görünürde değil, background'da da olan sıkıntıların neler olabildiğini, neler olduğunu gerçek anlamda Sayın Bakanımız da görmüş olur. Bu buradan bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki bakanları ezmiş veya onları atlamış ve Sayın Bakan'a çağrı yapmış durumu değildir. Bu sakın yanlış anlaşılmasın. Bizim bu ülkede yaşadığımız sıkıntıları anavatan Türkiye'nin de daha yakından görmesi gerektiği inancında olduğumdan dolayı bir Ahmet olarak bunu söylemek istedim. Bir genç üretici olarak bunu söylemek istedim. Çünkü örneğin kuru ziraatta Türkiye Cumhuriyeti'nde 1000 metrekareye verilen teşvik primi 100 TL'dir Sayın Başkan. Kuzey Kıbrıs'ta ise 1.338 metrekareye, yani 1338 metrekareye verilen teşvik primi de 35 TL'dir. Bu da aradaki ciddi sıkıntının ve ülkemiz tarımının nereye gittiğinin mesajıdır. Evet. Bunu da ayrıca belirtmek istedim. Sayın Başkan, tabii şeyi sormak isterim. Ben aynı zamanda bir güzörtlüyüm. Güzort'ta ben çocukluğum döneminde birçok fabrika görürdüm. Birçok paketleme tesisi görürdüm. Bu paketleme tesislerinin kendi arasındaki rekabetten doğan bir fiyat vardı, bir pazar vardı. Ortaya çıkan bir ekonomi vardı. Onunla birlikte ortaya çıkan bir katma değer vardı. Sizin evet. Az önce ifade ettiğiniz gibi Mandora'da açıklanan fiyat aslında Valencia'nın önüne bir perde çekmiş durumdadır. Nedendir bu perde? Pazar açısından baktığınız zaman Mandora daha böyle albenisi yüksek görünebilir. Ama
belki de Valencia'nın dünya piyasasındaki veya dünya borsasındaki fiyatı daha yüksek olduğu için ülkemiz pazarında Mandora bir set çekmiş görükecek ve sizin de ifade ettiğiniz gibi Mandora Valencia'nın önü şimdiden biz kapamış durumdayız. Evet. Ve bunu yönetenler çok iyi bilir. Belki de söylemek istemiyorum, telaffuz etmek istemiyorum ama belki de bilinçli olarak yapılmıştır ki Valencia'nın da önünü keselim diye zaten düşünüyorum ben. Programın içinde zaten bir kek mandalinle ilgili bir fiyat telaffuzu yaptığınız 80 kuruş. Biz zaten bunların olacağını önceden tespit ettik Sayın Ahmet. Yani şimdi başbakanla ilgili sürece son bir cümle koymak istiyorum. Çünkü bunlarla bağlantılıdır. Sayın Başbakanımız bu konuda hemen iki bakana da dönerek tekrardan bir teşviki mesai yapılması, bu rakamların doğru olmadığını, belli ki bu rakamlarda bir sıkıntının var olduğunu ve tekrardan bir üretici birliğiyle bu rakamların gözden geçirilmesi noktasında hemfikir oldu. Maalesef o günden bugüne gelsin biz bir türlü bu toplantıyı gerçekleştirebilecek duruma gelemedik. Kimi arasak bak telefonlarımıza bakmıyor. Hatta daha da ileri gidildi. İşte Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanı Doktor Bekir Pakdemirli'nin adaya ziyaretinden dolayı Perşembe gününe kadar misafirimiz olacak ve teşviki mesailerin devam edeceği ve yılbaşından sonra görüşülmesiyle ilgili bizlere cümleler kullanıldı. Şimdi biz özür dilerim, yılbaşına kadar tüm Mandora kapatılmış olacak. Ahmet, bizim bekleyecek durumumuz yoktur. Evet. Ama bu cümleler bize şunu gösteriyor ki yani bizler hükümet olarak, ilgili bakanlıklar olarak bizim ne narinciyeyi ne de tarımı ilgilendirmiyoruz. Biz ancak da yılbaşını nasıl geçireceğiz bunun hesapları içerisinde. Nitekim dün Tarım Bakanlığı'ndan bir telefon geldi ve yarın çarşamba günü saat 1.30'da özellikle Tepebaşı Köyü'nün oralarda Sayın Bekir Pakdemirli'nin tarım sulama alanıyla ilgili temel atma projesine bizlerin de katılımını talep ettiler. Ve bütün ülkeye de bu yoğunluğu bürokrasi genelinde yaymaya başladılar. Güzel, bunu yapıyorsunuz. Demin de bir şey söyledin. Perde arkasında yaşanan olayları yani bizim artık elçilikle mi muhatap olmamız gerekir? Yoksa yarın bir grup üreticiyle birleşip de bu temel atma töreninde gidip Sayın Doktor Bekir Pakdemirli'ye sıkıntılarımızı anlatmamız mı gerekir? Biz sulu tarıma temel atma projesinde Türkiye'den bakanımızı davet ediyoruz. Veyahut da kendisi geliyor bu projenin temelini atmasıyla ilgili. Çünkü biliyorsunuz Güzelyurt bölgesine bu sulu tarımla ilgili hayat verecek olan ve bugün üretici bu fiyat dengesizliğinin içerisinde en büyük sınıfta kalan hükümet kanadının ancak ve ancak şov üstüne yapmış oldukları İşte gelen misafirleri en iyi şekilde ağırlamak. Ama arka planda da aç olan insanları da görmüyorsunuz. Şimdi bizim yapmamız gereken örgütlenip yarınki bu temel atma projesinde bizim sınıfta kalan hükümeti boykot etmemiz mi gerekir? Bu bize yakışan bir tavır mı? Çünkü Tarım Bakanı'nı arıyorsunuz bulamıyoruz. Diğer bakanları arıyoruz bulamıyoruz. Bakanlık müdürlerini arayıp en sonunda bulup da işte cumadan evvel görüşme şansımız yok. Bu da bize şunu gösteriyor Ali Bey, yılbaşından sonra görüşebiliriz cümleleri etik bir şey mi? Şimdi 80 kuruşa satılan kek mandalinin yarın Valencia ürününü kaç paraya alacağını sorabilir miyim? Ha bunun önünün açılmasıyla ilgili görüşlerimiz var mı? Var. Biz bunun için zaten sizden toplantı istiyoruz. Ha eğer biz size ulaşamayacaksak televizyon kanalından mı açıklayalım öngörülerimizi? Bu da doğru değil. Sayın Başkan, şurada da bir parantez açmak isterim. Tabii ki Türkiye'den gelen suya ana vatana buradan minnettarız. Ve üreticiler olarak orada olmamız gerekir. Biz her şeye rağmen dik duruşumuzu ve umudumuzu yitirmediğimizin mesajını orada vermemiz gerekir. Her türlü sıkıntıya rağmen. Bizim orada vereceğimiz mesaj, biz buradayız ama biz sıkıntılarımızla burada olduğumuzu herkesin bilmesi gerekir. Çünkü her yaptığımız programda, şahsen Çiftçinin Sesi programında suya geldiğinde aynı noktaya geliriz ve suyun bu ihtiyacımız olduğunu, tarıma bir an önce kazandırılması gerektiğiyle ilgili. Biz katma değer anlamında, sadece katma değer anlamında değil, maliyetlerimizi de ortaya koyduğumuz çerçevede bizim bu pazarlığı devam ettirmemiz gerekir. Çünkü bugün güzörtten bahsederiz.
Güzurt'tan Narıncı'dan bahsederiz. Bölgeler arasında her bölgenin kendine öz belli başlı özellikleri vardır. Güzel Yurdun bir Narıncı'sı vardır. Evet, sizin bahsettiğiniz gibi yani program başlamadan üniversitemiz de vardır, bir lokomotifimizdir. Eğitimimiz de vardır. Belki de turizmimiz de başlayacaktır. Evet. Ama bizim şimdi şu an Narıncı'ya sarılmamız gerekir. Narıncı'ya sarılabilmemiz için de hükümet edenlerin bu feryat çığlıklarına kulak kabartması gerekir Sayın Başkan diye düşünüyorum. Çünkü çok ciddi sıkıntı vardır. Tabii bunun dışında şunu da eklemek isterim. Bu süreçte bir güzellik olarak ben şuna dikkat ettim. Bir Ali Alioğlu'nun sesi ben duydum. Üç tane birliyiz. Evet. Nedendir Sayın Başkan bu? Buradaki sıkıntı nedir? Çünkü Lefke'de bir birliğimiz var. Güzort da sizin birlikle birlikte. Toplamda iki birlik. Yani toplamda üç birliğimiz vardır. Evet. Daha iyi olması gerekmez mi Sayın Başkan Narıncı'nın? Şimdi Sayın Hamdi, yani ben kişilerin üzerinde yorum yapma gibi bir özelliğe sahip değilim. Ki onu konuşmuyoruz. Elbette ki bu diğer birliklerde de sevdiğimiz büyüklerimiz, kardeşlerimiz bulunmaktadır. Kimi dönem ortak hareket ettiğimiz, kimi dönem fikir ayrılıklarına uğradığımız da olmuştur. Ama Narıncı'nın, özellikle üreticinin menfaat ve çıkarlarını korumak aslında temel inanç olması gerekir. Bu noktada son bu yaşanan olaylarda bir fikir ayrılığımız olmuştur. Özellikle 1150'yi kabul eden birliğimiz olmuştur diye kulağıma da gelmiştir. Bu beni üzmüştür. Üretici tarafından da bu duyulmuştur ve üreticide de büyük bir tepki göstermektedir. Artık üretici birliklerinin bana göre işlevini yitirdiğine inanıyorum. Biz de dahil. Sadece senede bir kez doğrudan geri desteği müracaatlarında belge kesmek ve bunun üstünden işte yardım katkısı adı altında maktu bir ücret almak bizim mükellefiyetimizde olmaması gerekir. Donanımlı bir üretici birliği olması gerekir. Tek bir güç, tek bir birlik olması gerekir. Biri A derken diğeri B dememesi gerekir. Biri ortak noktada bir strateji yaparken diğeri yalpalamaması gerekir. Bugün üretici birliklerinin elbette ki bir ülkede ekonominin başını çeken üretimin olduğunu, alın terini olduğunu biliyoruz. Ve bunların oluşturulan sivil toplum örgütlerinin de olduğunu biliyoruz. Ve biz bu insanlara kaynaklar yaratmamız gerekir. İlla ki maddi anlamda değil. Bunlar ne olabilir? Elbette ki yurt dışından hocalarımızı getirmekle. Elbette ki birliğimizin uhdesinde maddi kaynaklı olup da ziraat mühendisi gençlerimizin önünü açarak, elbette ki yurt dışındaki fuarlara, pazarlara göndererek ve bu ülkeye piyasayı ve ihracatı ve ülkemizin değerlerini yurt dışında satmak ve pazarlamaktır görevimiz. Peki biz ne yapıyoruz? İşte eylem zamanı üretici feveran ediyor. Biz de elimizden gelen katkılarla da bunu hükümete baskı unsuru oluşturarak, eğer kazanımlarımızı kazanabiliyorsak ne ala, kazanamazsak da bu insanları eyleme sürüklemek ala. Bu doğru, evet, bir yaklaşım değildir. O yüzden bu üretici birliklerinin işlevinin tekrardan sembolik anlamında değil, illaki başkan olayım da neyin başkanı ol anlamında değil. Biz diyoruz ki 3 birlik, 8 birliğiyle bir arada olmak aslında gücü simgeler. Birlikte olmak lazım. Tek bir gücün altında birleşmek lazım ve bu birlikteliğiyle de üreticiyi kalkındırmak lazım. Evet. Yani dünya konjektüründe tarım her geçen sene değişkenliğe uğrarken, ki yüzyıllar evvelinden belli ilk meslek olarak edinen tarımın her geçen yüzyıllarda maalesef tarımda iştigal eden üreticinin para kazanmadığını bilen devletler, ama artık tarım değil de anlamı stratejik olarak değişen bu sektörün desteğini gerek dolaylı gerekse direkt veren bu devletler bizim ülkemizde ne haliyse hükümet edenlerin kangreni durumuna gelmiştir. Yani Aralık ayına yanaştığında Narıncı'da sıkıntı yaşayan bir hükümet, hasat dönemine gelip de yağmur yağmadığında kuraklık döneminde sıkıntıya giren bir hükümet, süt bedelleri konusunda maliyetleri yüksek olan hayvancı için ödemelerde sıkıntı yaşayan bir hükümet, tamam o zaman biz hayvancılığı bırakalım, Narıncı'yı bırakalım, çiftçiliği bırakalım, genel anlamda tarımı bırakalım, tarım bakanı da otursun, rahat bir bakanlık geçirsin. Böyle bir bakanlık mı olur? Böyle bir hükümetçilik mi olur Ahmet? Yani Sayın Başkanım, bakandan gittik de şunu da ifade etmek isterim.
Önce şu noktaya bir değineyim, ardından da genel anlamda bir iki bir şey söylemek daha isterim açıkçası. Bir öz eleştiri yaptığımda ben Güzör Narenciye anlamında bir öz eleştiri yaptığımda birlikler açısından benim aklıma şunlar geliyor Sayın Başkan. Örneğin biz Güzort'ta selvi ağaçlarını, bahçe etrafındaki selvi ağaçlarını kesip katlettik. Evet. Sattık. Ve Güzort'ta düşen yağış oranları bana göre bilimsel olarak araştırılması gerekir tabii ki. Evet. Benim bir genç üretici olarak gördüğümdür bu. Bilimsel olarak da araştırılması gerekir. Tekrar altını çizerim. Selvileri biz katlettikten sonra Narenciye geri gitmeye mahkumdu zaten. Doğan politikalar sebebiyle biz artı bir daha koyduk yanına. Yağmurlarda yani bölgenin yağış miktarlarında düşme oldu. Artı bir daha koyduk biz yanına. Biz bir öz eleştiri yaparsak ben şahsım adıma veya genç bir üretici olarak bahçelerin etrafına örneğin biz Tarım Bakanlığı olarak veya Orman Bakanlığı olarak veya Orman Dairesi olarak teşviklendirme modeli başlığı adı altında gerek selvi gerekse selvi eğer zarar veriyorsa ona benzer ağaçları Narenciğimizi korumak amaçlı ektirebilmemiz gerekmekte. Bu bir proje olması evet. gerekir. Bu projenin de gerçekleşebilmesi için az önce sizin de söylediğiniz gibi tek bir şekilde hareket etmemiz gerekir. Yani işte şunu yapalım, diğer yok bunu yapalım, gerek yoktur da bahçeye zarar verir, diğeri işte şöyledir böyledir değil. Yani ortaya ham verilerin çıkabilmesi için ve bu ham verilerin işlenerek hayata geçebilmesi için tek seslilik önemlidir. Sayın Başkan, bunu da ayrıca belirtmek istedim. Tabii ki bugün yeni yıla girmeye bir hafta kaldı. 7 günden belki de daha az kaldı. Evet. Ancak az önce ifade ettiğiniz gibi kuraklık tazminatlarının hala da ikinci yarısı ödenmemiştir. Çiftçi cebi boş bir şekilde, borçlu bir şekilde yeni yıla girmektedir. Doğrudan gelir destekleri ödenmemiştir. Akaryakıt hak edişlerimizi 2017-2018 yılına ait 1 litre daha almamış durumdayız. Ve şunu da ifade etmek isterim. Bankalardaki faiz oranları geçen yıla ait borçların hala daha çarj etmektedir. Ve üreticimiz kestiği çekleri örneğin Ocak ayına veya Şubat ayına kestiği çekleri ödeyeceği, çekleri nasıl ödeyeceğini kara kara düşünmektedir. Bugün hala daha hayvancımız sıkıntı çekmektedir. Yem fiyatlarından dolayı narenciyecimiz fiyattan dolayı sıkıntı çekmektedir. Çiftçimiz kuraklıktan dolayı sıkıntı çekmektedir. Örneğin bugün ülkemize üst gübreyle ilgili ciddi sıkıntı vardır. 33 hala daha gelmemiştir. Kooperatif kimindir? Kooperatif köylüğündür ancak... Evet. Uzun yıllardan beridir köylüğün dışına çıktığı bir siyasi erkanın elindedir. Bir siyasi bir oluşum olduğu için üreticiye de cevap vermekten uzak noktadadır evet. artık. Çünkü kooperatif ne demektir? Sırasında krediyle ürünü verecek demektir. Ürünü verdiği zaman krediyle ben de bahçeme bakacağım anlamındadır. Bugün kooperatif bile peşin çalışmaya başladı. Yani kooperatif de açıkçası bir tüccar oldu. Buradan sürekli tüccar deriz de burada ya kimse yanlış algılamasın. Daha ticari çalışmaya başladı. Kooperatif misyondan çıkmış durumdadır. Bunu da ayrıca belirtmek istedim Sayın Başkan. Şimdi Ahmet demin saydık yani çiftçinin, üreticinin alacaklarıyla ilgili. Doğrudan gelir desteği veyahut da ürünün ihracatı veyahut da su konusu. Elbette ki 2019 yılı bütçesiyle ilgili büyük bir gayret gösterilmiştir ve 2018 yılının 5,5 milyar TL'den şu an 7,5 milyar TL'ye seviyesine çıktığını görmekteyiz. Yani bir artışın söz konusu orta yerde. Ama maalesef doğrudan gelir desteği tarımcıya aynı yerde saymakta. Tarım Bakanlığı bütçesi değişmemişti kısaca şimdi, Sayın Başkan. Şimdi sıkıntılar olabilir. Ama elimizi taşın altına koyacaksak ki... Sipriöz konusunda bakanların hem fikir olduğu nokta buydu. Üretici elini taşın altına koyacak. Niye? Benim üreticim elbette ki biz bugün Siprovex'in yapısal durumunu tartışabiliriz. Hantal bir yapı, beceriksiz, basiretsiz ve bunu Sayın Bakan'ın bile idrak etmesi ama geç kalınmış politikalar özellikle hasata gireceğimiz bu dönemlerde pazarlamacının yurt dışına gitmesiyle ilgili öngörülerin bize sunulması, bize dedi ki 6-7 ay öncesinden olması gerekirdi. Bunların tartışılması.
Ama Siprivax'in batmamasıyla ilgili ben mücadele verirken, kapatılmaması, özelleştirilmemesiyle ilgili mücadele verirken benim önceliğim Siprivax değildir. Benim önceliğim bugün üreticidir. Üretici zarar edecek diye ben Siprivax'i kurtaramam. Ama benim üreticim kazanacak diye Siprivax'i ben zorlayabilirim. Ve bu noktada da kaynağı aktarması gereken de bu ülkeyi, bu devleti idare eden idari mekanizmadır. Bunun manevrası, bunun formülasyonu sizin elinizdedir. Bizim elimizde değil. Evet. Ha bu formülasyonları biz sizinle ortak olarak paylaşabiliriz. Ama siz zaman içerisinde demin de bahsettiğim ve konuşamadığımız konu fabrikaların dağıtılması. Doğru orantıda bu fabrikalar dağıtılmadı. Bu fabrikalar üreticinin bahçesinden alınması gerekirken maalesef sözleşmelerde, bu sözleşmelerde bu maddenin açık olması ve fasona yönelik olması üreticileri bu tip fabrikalardan da hisselerinden de geri çekmeye neden olmuştur. Yani kısacası bu fabrikaların da işlevinin yürütülemediği, aktif rol oynayamadığını zaten geçmiş dönemlerde özelleştirme yasasıyla ilgili gündemde olan Siprivax'i de biz konuşmalarımızla ve donelerimiz ile gittiğimiz birçok bakanlıklara ve özellikle de Türkiye Cumhuriyeti elçisiyle de konuşmalarımızda bunu anlattık ve biz kurtardık. Ama biz kurtardık derken bugün Siprivax'e işte benim partim geldi, benim Ahbap Çavuş ilişkisidir, kardeşimdir, amcamdır. Aynı insanları oraya koymaya çalışırsak yaşayacağımız hüsran da budur. Evet. Şu anda da Sayın Ahmet belki yeri olmayabilir. Geçmiş dönemde de yaşadık. Ve geçmiş dönemdeki yöneticiler şu anda hazırlık yapıyor bir sonraki döneme. Niçin? Bu hükümet gidecek, biz geleceğiz. Ben de buradan bunlara büyük bir mesaj veririm. Eğer bu hükümet gider ve bu yönetimde istifa ederse ki sonuç itibarıyla böyledir. 44 sene bunu yaşadık ve siz gelmeye çalışırsınız. Ben de bu Siprivax'i sizin başınıza yıkmazsam bana da libeton demesin. Bu üreticiyle o Siprivax'i basacağım. Ne yav ama her sene aynı insanlar. Bulunmaz Hint kumaşı olduğunuz siz bu ülkede. Batıran batırana istediğiniz gibi siyasilerin arka bahçesi konumunda al gürüm vel gürüm olacak. Yeter ya. Yani bu Siprivax'i ya biz söylemlerimizde, dilimizde değil kalbimizden konuşmamız gerekir. Kurumsallaşacaksa, profesyonelleşecek ve kurumsallaşacak ve orada aktif rol oynayacak. Yok sene sonu geldiğinde işte bizim potansiyelimiz yoktur. İşte biz bu ürünü alamayız, pazar bulamadık. Kıvraklık yapacaksan, dansözlük yapacaksan, dansözlüğün yeri burası değil. Gidin meyhanelere dansözlük yapın. O yüzden doğrudan gelir desteği konusuna bu konuyu kapattıktan sonra ben Sayın Tarım Bakanı Erkut Çağrı'ya mecliste toplantımızda şu soruyu sordum. Bütçe görüşmeleri başlamadan önce Narenciye Koordinasyon Kurulu toplantısında bir tek bu soruyu ben sordum kendisine. Sayın Bakanım, önümüzde bir bütçe var. 2005'ten beri Narenciyeci 240-250 TL'nin altında 13 sene boyunca doğrudan gelir desteği alıyor dönüm başına. Kaç dönümün altında olduğunu onu da belirtin. Ona da geleceğim. Dönüm başına. 13 sene boyunca biz hep şunu söyledik. Doğrudan gelir desteği gününde ve zamanında ve günün koşullarına göre iyileştirilip düzenlenip üreticiye yansımasıdır. Bunun anlamı nedir? Doğrudan gününde ve zamanında demek üreticinin tam ihtiyaçlı olduğu dönemde vereceksin bunu bir. Günün koşullarına göre iyileştirme de nedir? Maalesef bizim girdi maliyetlerimiz dövize endeksli olduğu için her geçen sene maliyetlerimiz yükselmektedir. 2005 yılında bu maliyetimiz 1000 TL iken bugün 4765'e çıkmıştır. Peki ne hal ise doğrudan gelir desteği 13 sene vardır ki aynı yerinde sayıyor 250 TL. Dolar mı alıyoruz biz de biz şaşırdık mı? Euro mu alıyoruz? Ben buradan açıklamak istiyorum. Tarım Bakanı da şöyle bir cevap verdi. Ne kadar olmasını istiyorsunuz? Ya biz hazırlıklı geldik. Sizin bir öngörünüz var mı? Yani bu konuşma şekli, bu hitap yanlış bir hitap. Siz bu öngörünüzden bir çalışma yapıp da yani bizim de karşımıza donelerle, verilerle gelin. Ortada bir uzlaşı olabilir. Aman da illa ısrarımızla ciddi anlamda baskı unsuru oluşturmak niyetinde değiliz. Yok ne kadar olmasını istersiniz? Biz dedik ki 600 TL olması lazım. Belki de daha yukarıdadır ama 600 TL olması lazım. Müsteşarına talimat verdi, yazdı.
Dün geldi mecliste işte bu Narince ile ilgili bir kriz oluştu. Oraya gitmiş iken bunu konuyu da aktardık. Kendisine dedi ki aynı bütçeyi geçirdik. Herhangi bir artış yok. Dedim güzel. En azından bunu yapmadınız. Tabii konuşacak, tartışacak çok konu var. Hangi kalemlere aktardınız? Bunlar da söz konusu ama bizim beklentimiz şu. Kaybettiğimiz para nerededir? Benim 2005 yılında 43 bin, 44 bin dönüm narenciye bahçem vardı. Şimdi 30 bin dönüme geldi. 14 bin dönümün parası 4 milyon TL nerededir? Sen 120 milyonu değiştirmedin ama benim bu bahçelerim her geçen gün eridi. Bu kaynağı nereye aktardın? Bunun hesabını vereceksin. İhracat teşvik primi. 2005 yılında 130 bin tonlardayken Ahmet, İhracat teşvik priminin rakamı 21 milyon TL idi. Bugün ne kadar? 14,5 milyon, 14 milyon TL. 7 milyon da oradan kaybım var. Yani kısacası Narenciye üreticisine ayrılan teşvik bu kalemin içerisinde 28-30 milyon TL'lere yakın iken şu anda üretici 11 milyon TL kayıpla geriledi. Ve bu rakamları siz çıkıp da üretici birlikleriyle televizyon kanallarında üreticiyle paylaşmadınız. İstediğiniz kalemi aktardınız, eksikliklerinizi tamamladınız ve bugünlere kadar gelindi. Tamam, yani bu ülkede tarım yapmayalım mı biz? Yani işin özetini söylenmesi gerekir Sayın Başkan. Eğer şöyle bir politika varsa, yani tarımı bırakın da her şeyi ithal edecek ki, bana göre daha böyle emekçinin yanında olması gereken bir hükümet varken, sizinle daha önce konuştuk. Greyfurt'a ithal izni çıktı. Donmuş ekmeğe ithal izni çıktı. Yapmayın. Evet, bunu eleştirdik. Ama şurada bir gerçektir Ahmet. Yani bırakalım bunları. Üretimi bırakalım. Yani üreticiye destek istemiyoruz biz. Biz bize verilen haklarımızın gasp edilmesine karşıyız. Yani bize zamanında verilen bu haklarımızı sen gasp edeceksen yapma. En azından bunu olsun yapma. Yani ekstradan bize artış sergilemediğin gibi haklarımızı da gasp etmeye başladı. Evet. Simproex gibi bir kurumu gelip de bana ajitasyon yaparak işte hazırlıksız kısıldık, işte sürdürülebilir bir pozisyonda değil. Amaç özelleştirmek. Yani sizin tek derdiniz özelleştirmedir. Her şeyi özelleştirdiniz zaten. Yani bir beceriniz olmayacak mı bir kurumu da ayakta tutalım? Ona bakan boş batanın içinde, buna bakan boş batanın içinde yok mu ya sizin karnenizi aldığımda ben de bakayım sıfırın üstünde ve bu çocuk da bu hükümet de tarımda sıfır iken bir aldı deyim. Ya güldüm, özür dilerim canlı yayındaydı ama şimdi dediniz ya böyle alayım bakayım karne. Gerçekten o noktadayız Sayın Başkan, seyircilerimden ve dinleyicilerimden de tabii özür dileyerek müdahale etmek istedim ve araya girmek istedim. Gerçekten bir karne verecek olsak özellikle tarım konusunda sınıfta kaldık Sayın Başkan. Genel anlamda sınıfta kaldık. Sınıfta ama kaldık. Ama tarım ayrı bir önem taşır. Çünkü tarımın olmadığı ülkelerde o ülke dış ülkelere muhtaçtır. Ve senin ülkenden de dövizin çıkması demektir. Kesinlikle. Ve senin ülkene giren ithal ürün de senin tüketicine, vatandaşının cebini delmektedir. Biz diyoruz ki bırakın üretim yapalım. Ha eğer bizim üretimimizi çok mu görüyorsanız bizi de bağlayın maaşa, bırakalım bu üretimi. Evet. Yani o doğrudan gelir desteğine verin bize maaş, bırakalım üretimi ve bitsin bu iş, kurtulun elimizden. Yani bütün, o noktaya geldik. Bütün ülkelerde kamu spotu yararına reklamlar düzenlenir. Kırsal bölgedeki üreticiyi kırsalda tutabilmenin ve mesela bu insanlara... Anavatan bunu açtı Sayın Başkan. Merkezdeki örneğin kırsaldan göç eden merkezdeki gençleri tekrar kırsala geri getirebilmek için sizin söylediğiniz gibi şu kadar koyun, şu kadar teşvik primi, şu kadar örneğin ev yapacaksa konut kredisi şöyle faizde, böyle faizde. Türkiye neden bunları yapar? Hemen yanı başımızda. Rum kesme aynı şekilde bunları yapar. Hemen dibimizde. Nedendir? Çünkü biz gerçek anlamda ülkemize sahip çıkabilmek için, gerçek anlamda ülkemiz üretimine veya topraklarımıza sahip çıkabilmenin yolları budur Sayın Başkan. Bizim Çiftçiye Birliği Başkanı sürekli şunu ifade eder. Topraklar satılmaktadır, satılmaktadır, evet. Satılmaktadır. Bunun sebebi de yanlış tarım politikalarıdır. Bu son iki noktada oraya ayırdım zaten. Bir tanesi hal yasası, biri de toprak yasasıdır Ahmet. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kıbrıs Adası'nda
%2,5'luk verimli topraklar var. Ve bunun %2,2'si Güzelürt bölgesindedir. Verimli topraklar. Dünyada en verimli toprakların sıfatına giren bir toprak yapımız var. Ve Güzelürt bölgesi jeopolitik olarak bu topraklarla iştigal eden insanların tarımla iştigal ettiği için %70, 30 bin insanın %70'i bu tarım sektöründen bir şekilde geçinmektedir. Yani hayvancısı, çilekçisi, narenciyecisi, çiftçisi orada konuşlanmıştır. Burada toprak yasasının behemeyal çıkması gerekir. Yoksa dediğiniz gibi bu topraklar satılacaktır. Hem de ucuz fiyata. Hal yasası derhal çıkması gerekir. Maalesef sıkıntılarımız büyük. Neden? Çünkü bu hükümetler sermaye düzeninin eline tekelleşmiş ve terk edilmiş bir durumdayız. Çünkü hal yasasını da çıkartmak isteyen halcilerdir. Biz halcilerden kurtulmaya çalışırken bizi halcilerin içerisine atmaya çalışan bir yapıyla karşı karşıyayız. Yani hal yasasına sürekli çağrı yapaz başkan, sözünüzü kestim, ancak hal yasasına sürekli çağrı yaparken üretici birliklerinin, üreticilerin, köylülerin o çalışma ortamının içerisinde olması gerekir. Aksi takdirde daha da tekelleşecek. Ben bunu birçok platformda kullandım Ahmet. Yazın limon ürünümüzün 17-20 TL'lere çıkma sebebi maalesef bu hal yasasının çıkmamasıdır. Elbette ki üreticinin biz kazanmasını istiyoruz. Ama üretici bu noktada da kazanmadığına inanıyoruz. Neden? Çünkü yazın elzem oluyor limon ürünü diye. Bunu toptancılar, işte bu kapzımallar maalesef bu piyasadaki eksikliği kendilerine rant olarak çevirmeye çalışıyor. Ve ben hep de bunu platformda söyledim. Eğer biz bu hal yasasını geçirmezsek yarın limonu 30 TL'ye de yiyebiliriz. Elbette dediğiniz de doğrudur. Mayıs ayı içerisinde, bu geçtiğimiz Mayıs ayı içerisinde maalesef ithal, beyaz greyfurt ithaline de izin verilen bir hükümetle de karşı karşıyayız. 23 ton bu ülkeye beyaz greyfurt ithali yapıldı. Ve şu anda siz Siprovex'e yetki verdiniz, Kikmandura'nın ömrü bitti dediniz. Maalesef Kikmandura'ya teşvik veren bu hükümetler şu anda halen daha fidan olan Kikmandalin için, gelecek sene ürün bekleyip de para kazanmayı düşünen üretici için sen Kikmandura ürününün ömrünün bittiğini söylemeye çalışıyorsun. İşte tarım master planı 20 senede çıktı ama maalesef bunların tek derdi Ahmet, üreticinin tanımını yapacaklarmış. Bu ülkede ciddi anlamda tarım politikası uygulayacaklarmış. Yıllardan beri gene tarım sigortasına sen beyanlar üzerinden doğrudan gelir desteği verin. Üreticinin tanımı bu kadar basit. Kimi zeflersiniz siz? Yani şimdi bir konuya değindiniz, açmak da istemediydim bu konuyu. Çünkü sabah Sayın Tarım Bakanı, ben televizyonda izledim. Bu konuyla ilgili bir soru yöneltildi bir kanalda Sayın Tarım Bakanı'na. O da şu şekilde cevap verdi. Biz tarımda üreticiyi tanımlarken üretici birliklerinden gelen belgeler üzerinden bu teşviklendirmeyi yaparız dedi. Evet. Bunu da ayrıca bir dipnot olarak geçeyim. Fazla da açmak istemem, ancak özellikle tarımda, özellikle Narenciye'de bu yıl pazar tamamen uygundur Sayın Başkan. Ürettiğimiz ürünün fiyatlı gitmesi neden? Çünkü geçen yıl kurak olduğundan dolayı rekolte de düşüktür aslında. Şimdi Tarım Bakanlığı da bu yönde aslında belki de doğru bir, yani 80 eksik bin... bir açıklama yaptım bu konuda. Beni ikinci kez uyardın. Onu da söyleyeceğim. Sözünü balıla da keselim. Ve program tabii bitiyor. Üreticimize ben şunu söylemek istiyorum. Büyük bir baskı altındayız. Ama bugün Rusya, elbette ki dünya çeşitler üreterek yeni cinsleri, yeni türleri, erkenci, ortanca ve geççi ürünleri, özellikle mandalin çeşitlerini dünya piyasasına sunmaya çalışıyor. Bizlere hep şunu söylerler. Pakistan'ın kinova dediğimiz bir mandalin çeşidi. Pakistan da bugün soğuk yedi ve şu anda Rusya büyük bir talep içerisindedir. Türkiye'de bunları konuşmak aslında insana şevk vermez. Üzülür. Oradaki üreticilerimiz de bizim insanımız. Kesinlikle. Ama Türkiye'de de büyük bir sıkıntı. Ürünlerde büyük hastalıklar. Elbette ki bizim buradaki narenciye ürününün en iyi piyasaya en iyi fiyatlarla satılması gerekirken maalesef belli bir artık tekel
yapının içerisindeki insanların olumsuz tablosu üreticinin direnişinin kırılmasını bekliyor. Nasıl olsa Aralık ayında ben bu üreticiyi tanıyorum. Ben bunu 80 kuruşa da alırım, 90 kuruşa da. Buradan Tarım Bakanı'na selam olsun. Çünkü neden? Bir ülkedeki Tarım Bakanlığı'na giden bir üretici bakanın kapısından çıktığında ağlıyorsa, sövüyorsa o Tarım Bakanı'nın derhal istifa etmesi gerekir. O sorunu çözemediği için. Çünkü senin kapına gelen insan unutma ki ticaret insanı değil, alın teridir. Çoluğunun çocuğunun rızkını kesen insandır. Vaktini zamanını bırakıp da o bahçesine borçlanarak ama gerek bankalardan aman finans şirketleri üzerinden tefecilerden borçlanarak alan insandır. Derdini anlatmaya giden insana sen bu muameleyi gösterip de ağlayarak çıkan bir üretici ağlatıyorsan bana göre yanlış anlamasın Erkut Şali benim sevdiğim bir insandır. Elbette ki hükümet de bundan müsebbiptir. İstifa etmelidir. Sayın Başkan, son cümlenizi de aldım ve programı kapatmak zorundayız. Sürekli rejiden uyarı geldi. Narenciye konsa konuşuruz. Bir hafta da aralıksız konuşmaya da devam ederiz. Bu da bizim ülkemizin, bizi yönetenlerin bir ayıbıdır aslında. Bunu da ifade etmek istedim. Daha fazla sözü uzatmak isterim. Buradan çağrımız olsun. Hem çiftçiler adına hem tarım sektörünün tüm paydaşları adına çiftçilerin kuraklık tazminatları ödenmemiş bir şekilde yeni yıla girmektedir. Hayvancılıkta ciddi sıkıntılar devam etmektedir. Narenciye'nin sıkıntıları meydandadır. Bundan bir iki hafta önce Patates Üreticiler Birliği'ni davet ettik. Onların sıkıntıları meydandadır. Yeni yıla biz tarım sektörü olarak buruk girmek üzereyiz. Buruk girdik sayılır çünkü bütçemiz buruktu. Bütçede bize yer yoktu aslında. 2,5 milyar lira artan bütçede bize hiçbir ilgi gösterilmedi. Bu ilgiden kastım katkı anlamında, bu ilgiden kastım üretimimize sahip çıkabilmek adına. Yayında ve yapımda emeği geçen reji ekibine ve yönetmen arkadaşlarıma teşekkür ederken Sayın Başkanıma da bize vakit ayırdığı için, bu yoğun tempoyun içerisinde bize vakit ayırdığı için ayrıca teşekkür ederim. Ve şuradan da ayrıca bir dipnot daha, yarın temel atma töreninde üreticilerimizi orada görmek istiyorum. Ben kendi adıma söyleyeyim, üreticiler adına söylemek isterim. Biz her şeye rağmen o suya sahip çıkmak zorundayız. Her şeye rağmen sıkıntılarımızı orada yinelemek zorundayız Sayın Başkan. Yayında ve yapımda emeği geçenlere tekrar teşekkür ediyorum. Ve programımızı kapatırken önümüzdeki hafta yeni bir konukla, yeni bir konu ile umarız ekranlarınız başında olacağız. Sizlere iyi akşamlar dilerim. Sevgiler. Sayın Başkan, teşekkür ederim.